Şimdi ben buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sevgili Ahmet Çakar'a da söylüyorum. Sevgili Ahmet Çakar'a söylüyorum. Hep buradan geniş geniş atıyor da hiç tweet görmedim ben daha. Sana niye çakıyor ya? Hiç tweet görmedim. Bilmiyorum. Dur bakalım Allah'a. Ben buradan Türkiye'ye söylüyorum. MHK Başkanı'na da söylüyorum. Türkiye'de yaşayan bütün canlı hakemlere söylüyorum. Eski hakemlere. Belhanda'nın pozisyonuna kırmızı kart vermeyen kim varsa... Tam ekran verin Sinan abi. Bakın Belhanda'nın pozisyonuna, bu dirseğine... Fernando'nun birinci sarı kart, ikinci, üçüncü sarı kart önünde oldu falan filan, onları falan geçtim. Gomis'in falan. Ben ona bakmam bak. Yine söylüyorum, tespit hata olmasın. Beşiktaş bugün yenemezdi 11-11. Ha o Belhanda oyundan atılırdı falandı filandı. Tosic atıldı falan, oraya da gelmiyorum. Ben sadece bir tane pozisyonu söylüyorum. Belhanda'nın pozisyonuna yaşayan canlı, cansız bütün hakemler bana mesaj atabilir. Canlı cansız. Canlı. Hepsi. Süpersin. Yani canlı cansız derken şey, cansızlar ya. Var ya cansız. Abartıyorum anlaşılmak ya, için. Tatilde falan var. Bayak Beyaz mesela seyrediyor. Cansız şu an. Ben cansız. Hakemliği bıraktım. Bak canlılar var. Ya, aktif cansız. Olmayan. Twitter'da canlılar var. Canlı cansız canlı. Çok cansız iyi. Canlı var. Twitter'da şu pozisyonu seyredip de. Burada yanımda oturuyor. Bana desinler ki. Hocam. Bu pozisyon. Canlı sensin. Bu birazdan hocaya da soracağım. Bu pozisyon kırmızı değil. Fırat'ın önünde. Bu Cüneyt Çakır'dan. Bu Fırat Aydınus'tan kurtulalım artık arkadaşlar. Bu eyyam hakemliği bıraksınlar. Bu maç idare etmeyi bıraksınlar. Maç yönetsinler. Bu pozisyona kırmızı kart değil diyorlarsa hepsi birden saygı duyacağım. Sevgili hocama da söylüyorum. Üçüncü güzel hocam Sinancığım. Sinanlı tweet atıyordun. Tabii. Şöyle diyordun, böyle diyordun. Şu dirsek bu çocuğun çene kemiğinin kırılıp hastaneye falan ambulansa bindirip gitmesi mi lazımdı kırmızı kart görmesi için? Evet. Fatih Hoca'yı dinledim. Şahane anlattı. Hakem güzel, o güzel, bu güzel, şu güzel. Bak futbol takımına laf söylemiyorum. Senin futbol takımını ben örnek verdim içeride. Hani o bizim ne o dizi var ya bizim Çukur dizisinde. Evet. Bir sahne vardı hatırladın mı? Öyle bir onu hazırlasanız arkadaşlar. Öyle bir takımım var içeride. İçeride müthişsin. Ben şu pozisyonu söylüyorum. Sevgili Çakar. Her zaman atardın tweetlerini. Ne oldu Galatasaraylı'nın mı... Depreşti bir anda da hiç sesin çıkmadı. Şunu sen bitti nasıl mi kardeş? İzah edeceksin bitti bana. Bitti mi kardeş? Bitti buyur. Bitti. Öncelikle Galatasaray kulübünü sadece bu gece için değil. 2 hafta önce Başakşehir, 5 hafta önce Trabzon'u. Aşağı yukarı hepsini 2-0, 2-0 ve 2-1 yendi. Başarısından dolayı kutluyorum. Ve kanaatim o ki Galatasaray %75 oranında şampiyon olur. %75 ciddi bir orandır. Ama %25 de... Az gibi görünse o da ciddi bir oran. %75 az bence. Bence ama 100, iki deplasman bence olmuş. O, bence %90 şampiyon olmuş. Gelelim buradan. Bana inanırsınız inanmazsınız. Güvenirsiniz güvenmezsiniz. Geçen hafta ne demiştim? Kalkmayan bir offside bayrağından sonra oluşabilecek muhtemel penaltı verilmediği için geçen hafta Galatasaray hakemle kazandı demiştim. Ne dedim? Bugün niye duymadık i̇şte, senden bir şey? Ben mecbur muyum senin gibi düşünmek zorundayım? En az 20 tane 30 tane derbi yönetmişimdir. Herhalde en az 250 tane derbi seyretmişimdir. Dünya kupaları seyretmişimdir. Herhalde Fırat Aydınus adlı hakemin de bir 50 maçını hakemi seyretmişimdir Türkiye'de. Çok da bak oğlum Fırat. Çok da beğendiğini düşünmem. Çok zamanında çok sallamışımdır. Eyyamcı demişimdir. Evet, evet. Saçın başın ayrı oynuyor. Çok konuşuyordu. Evet. Zaman zaman çok affedersin Fırat'cığım. Konsomasyon yapıyorsun yani. Onunla konuşuyorsun mu? Bak kardeşim. Necati sen de evladım hazır ol. Voley'de anketi açmak için son bir iki dakikan. Abi. Yusuf Namoğlu abime sesleniyorum. Yıldırım Demirören kardeşime, arkadaşıma sesleniyorum. Evet. Hepimiz derbiler yönettik. Fırat da çok derbi yönetti. Bir derbi maçı ancak Fırat kadar başarılı yönetilebilir. Tebrik ediyorum. Hata yapmadı mı? Ufak tefek kart faul hataları var. Ama overall global olarak baktığım vakit Fırat Aydınus'un teknik isabeti, oyuncular üzerindeki disiplini, fazla cilveye girmemesi, maçı kontrolü, verdiği penaltıyı önce avantaja bırakması, avantaj gol olmayınca dönüp penaltı verip kırmızı kartı vermesi. Bir dakika. Belanda'ya da geliyorum. Hepiniz pozisyonu gördünüz. Belanda'ya gelmedi. Bir dakika, penaltıya geldin diye. Evet. Hatırladınız mı Apo kırmızı kartı nasıl gösterdiğini? Evet. Nakatoma geldi. Japonca ona bir şeyler önce söyledi. Vermedi, geri döndü. O da küçük Japon. Fırat Aydınus da küçük Japon.
Küçük Japon olduğu için Fırat Aydınus da büyük Japon geldi bana dedi ki aman dedi kılıcık dedi Sinan'ım, vururum sana dedi. Onu da anlatacağım. Onu da sana dinlemeyi anlatacağım. Hocam kırmızı arkadaşlar, göstermeyecekken kırmızı göstermeyecekken. Müsaade eder misiniz? Bak Galatasaray futbolunuza bir şey söylemiyorum. Sabahtan akşama kadar yenerdiniz. Fırat Aydınus'u konuşuyoruz. Tebrik ediyorum. Şampiyon oldunuz. Sinan'ım ben senin sözünü kesmedim. Buyur hocam. Kardeşim. Buyur hocam. Anlat. Eğer benim hakemliği izleme, hakemi değerlendirme ve bu konuda tarafsızlığıma itibar edenler için etmiyorsanız herkes baksın dalgasına. Bana göre Fırat çok iyi maç yönetti. Gelelim Belhanda olayına. Belhanda olayı. Maçın başındakini diyorsun değil mi? Yok hocam o bitti içeride tribünde var ya tribünde kavga yapmayın, etti. Yapmayın bakın. Maçın başında herhalde 3. dakika oldu. Başka pozisyon var mı? Allah Allah ya. Ne demek? Top geliyor. Dakika 3. 1. Belhanda'nın hareketi. Ben de medelim. Belhanda'nın hareketi asla kırmızı kart değildir. Niye? Bir dirsek olayında kırmızı olabilmesi için iki tane önemli unsur vardır. Bir, kullanılan kemik gidiyor. Yani dirsek gidebilir. Otur Arşan baksana bana. Şu, bakın. Sen abi nereye? Bu kırmızı. Tamam. Evet, veyahut da vücudumla hız kazanarak gelip böyle vurursam bu da kırmızı. O da kırmızı. Belhanda'ya gelen topu Belhanda kolunu açıp dirseğiyle değil şu kolunun yan tarafıyla medele itiyor. Gitti. Bu asla ama asla kırmızı kart değil bu bir. İki. Sarı mı peki? Tabii sarı. Tamam. Sarı. Ama asla kırmızı değil. Yani aynen katılıyorum ben sana. Asla ve asla. Hani bak dersiniz ki yoruma açık. Ha bu. Asla kırmızı değil. Gelelim penaltıya. Gelmeden önce Sinan abi stüdyoyu terk etti. Çok da. Aa Sinan yok hakikaten. Sinan. Gitti vallahi ya. Gel kay. Nerede bu adam? Oraya gitti. Arkaya gitti. Abi şimdi ben Sinan'ı bekleyeyim o zaman. Ben başka şeyler konuşayım. Sinan herhalde küçük su döküp gelecek. Hocam ne küçük suydu ya? Dökemez mi? Hocam ne alakası var? Sinan'ın bu adamı halledeceğim. Hocam bir söyleyeyim. Atam açık söyleyeyim. Sen asla kırmızı kart dediğin an ağzından sinkap çıkıyordu. Ah geldi. Ya bir kendini zor tuttu. Ben. Vallahi. Necati. E oğlum Necati. Hemen vole de aç. Fırat Aydınus'u nasıl buldunuz? A. Dışarıda mı yetti? A. Çok iyi yönetti. Ben yaptım hocam. Yaptım. Hatalarla dolu. Bir de benden yapın. Hatalarla yaptım, dolu. Yaptım. A ve B şıkkı Necati. Voleyde yani, anketi aç oğlum. Tamam. Şimdi. Necati bir hocam bir müsaade etsen. Bir daha geçeceğim. Yani bu dirsek ne güzel itme falan oldu sen izah ettin. Dirseği ne güzel izah. Sinan. Ağır çekim misin? Sinan televizyon, ne oldu televizyon ya? Beşiktaş ha? Maç kaybettiği vakit bir bütün değil. Faturayı hakeme kesmek manipülasyonlara başladı. Ben geçen sene bunu yaptığım vakit sen şahitsin. Bir dakika dur. Bir dakika. Galatasaray'ı tebrik ettim. Beşiktaş mağlubiyeti hakim değil. Bakın bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sen çocuğu bunu itti diyorsan şöyle dediysen evet. Bak, böyle itti diyorsan ben bir şey demeyeceğim. Ya Sinan seni seyrettiğin... vallahi billahi kırmızı kart değil ya. Hocam, bu Belhanda'nın yaptığı hareket. Hocam vallahi ne? Ya sor. Bak. Eski milli futbolcular sor. Gökhan Özerak cevap ver. Bir dakika herkes fikrini söylesin. Söylesin. Bence bak, bu sarı, bir... sarı doğal. Sarı değil. Değil. Bak sarı değil. Bu ne biliyor musun? Bu Belhanda'ya bir çağıracaklar. Ertesi gün bunu bir yemeğe getirecek şey. Ne o çocuk bizim medel. Biri diyecek çok güzel şekilde diyecek ağırladın diyecek medal onu yemeğe getirecek olur mu? Fırat Aydınus ödüllendirecekler onu. Ya Necati hocam, anketi kazanın babası Necati, ya. Necati anketi kazanın sana. Belhanda yapılan hareket kırmızı kart mı sarı kart mı? A kırmızı kart B sarı kart. Yani buraya kilitlendi olay. Bunu ben bunu bir dakika hocam. Konuya da bir odaklan. Oraya geleceğiz de. Şimdi cin gibiyim bu çocuk. Aa küçük Japon. Bu küçük. Küçük Fırat. Bak bu küçük Fırat. Penaltıyı gösteriyor. Bu tabii avantaj ne kadar oynatılıyor bunu anlayamadık. Avantajı oynattı. Hadi çıktı pozisyon offside falan da demiyorum. Onu da geçtik. Oynattı. Döndü penaltıyı verdi. Abi bakın bir adam penaltıyı gösterdiği an çıkarır cebine tak kırmızıyı da gösterir. Penaltıyı verdi. Bak böyle yaptı. Böyle yaptı. O konu kalktı. Böyle geldi. Yerine geldi. Küçük Japon geldi. Küçük Japon ona bir şeyler söyledi Nagatomo. Büyük Japon da tamam abi dedi. Çağırdı kırmızıyı tamam gösterdi. Tamam abi mi dedi? Bu nasıl bir kırmızı kart göstermedir abiciğim? Sinancığım yapma bir futbolcu söyledi diye gelip ben de Japon. Evet bir dakika. Bu kadar da değil ya. Bir dakika Sinan bu kadar da değil ya. Gözünüzün yağı. Burada eşek oturmuyor. Burada asbel kadar bir küçük sen hakemlik yapmış bir herif oturuyor. Zaten biz ne dedik? Bir izah edeyim. Hocam hayır şu var. Pozisyon penaltı Sinan penaltı değil demiyor. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kırmızı kartı çıkarışı evet, teknik açıdan gecikmeli ve bu Sinan'ın anlattığı şeye mazeret bırakıyor. Hakikaten ben de dedim atmadı dedim hatta önce.
Aa niye atmıyor ki dedim. Penaltı verdiyse atması lazım dedim. Atmayacak zannettim. Çünkü vücut dili ve penaltıyı verdikten sonra dönüp gitmesi bana sanki kırmızı çıkartmayacak gibi geldi. Teknik açıdan kırmızı doğru olabilir ama yaptığı hareketler insanda böyle Sinan gibi mide bulandırıcı. Tamam. Hakemlerden mesaj geliyor. Ne zaman geldi Nagatomo ile konuştu sonra gitti kart çıkardı. Aynen hakemlerden. Gecikmedi mi? Hakemlik teknik hakemlerden de mesajlar geliyor %100 kırmızı diye. Hangi hakemlerden? Bu şeyin çocuğun sizin o bak, Belanda'nın pozisyonu. Değil Türkiye'deki bütün hakemler. Mezardaki bütün ölü hakemleri çıkart. Bir dakika ya. Mezardaki bütün ölü hakemleri çıkart. Dünya ve kainattaki bütün hakemleri de koy. Bana hiç kimse. Bu pozisyona. Hiç kimse. Belanda'nın Medel'e 3. dakikada yaptığı bu hareketi kırmızı oldu. Asla ya kırmızı bu değil. Oldu. Değil o. Bak bu değil. Bu değil. Sen bu diyorsun. Evet bu bak. Anlatamam. Hocam bu ne ya? Ulan bu nasıl bir düzen yaşıyoruz? Verin görüntüyü de anlatayım burada. Hocam görüntüye bak ya. Hocam. Hocam. He. Çocuğun dirseği kapalı vaziyette Medel'in çenesine geliyor. Bak ama dirsekse vurmuyor. Kolunun burası yine itiyor. Ya hocam gözünün önünde bir tane sarı aldı. Hatırladınız mı? Eliyle alıyor Fernando. Gözünün önünde. Evet, alıyor dönüyor. Evet, tamam, elle. Tamam, bir dakika elle. Kart vermedi ya. Hayır. Her elle oynama kart değildir. Hocam bu bir, çok kaste oldu. Gökmen abiyle gördük değil mi? Daha hocam bir tane bir tane. Sen de evet sarı olabilir dedin. Bir dakika. Adriana'ya taban var. Bastı. Başın başında. Evet. Bak ne diyorum. Sıfır hata yönetmedi. Ya. En az 5 tane sarı. Onlar yoruma açık. Fernando atılmalı. Fernando atılmalı. Bakın. Yine söylüyorum. Galatasaray 11-11. Galatasaray 11-11. Bugün Beşiktaş'ı sabahtan akşama kadar yener arkadaş. Peki. Bak. Peki. Ama şunu mu demek istiyorsun? Sizi mutlu etmek için inanmadığım şeyleri mi söylüyorum? Hayır hocam. Fırat Aydınoz bana devam et. Çok iyi. Maç yönetti. Belanda'ya verdiği sarı kart kesinlikle doğru. Kırmızı kesinlikle yanlış olurdu. Penaltı kararı %100 doğru. 4-5 sene öncesinde kural değişti. Bir şeyi avantaja bıraktığın vakit geri dönemiyordun. Fakat FIFA yani yaptı oyun kuralı değişikliğiyle avantaja bırak. Avantajdan tamam. İstediğin verimi alamazsan geri dön dedi. Dolayısıyla doğru. Fırat orada muazzam hocam, bir hakemlik yaptı. Geliyorum. Gomis'i çekti, sürükledi. Gomis sıyrıldı, dengesini kaybetti. Top birine geldi, vurdu. Gol olursa golü vereceksin. Gol olmadı. Fırat çok doğru bir uygulamayla penaltıyı verdi. O Japon geldi ya. O Japon'un iknası değil. Fırat o anda düşünüyor. Ne yaptı? O fotoğrafı tekrar penaltı. Sarıyor, düşünüyor. No, var mıydı, açık kapalı mıydı? Şayet. Tosic'e kırmızı değil sarı verse de ben kabul edebilirdim ama kırmızı daha doğru bir karar. Çünkü Tosic arkadan çektiği vakit Muslera biraz açıyı kapatmıştı. Biraz açıyı kapatmıştı. Dolayısıyla ben hakemler benim babamın oğlu değil. En sevdiğim hakemlerim burada bile buradan ben belinden su aldığım çok maç bilirim. Fırat Aydınus'u ben bu akşam beğendim. Ben asla ve asla Galatasaray'ın galibiyetine Fırat'ın yönetimi değil. Fırat'ın başka bir şeyini daha beğendim. Ben bu pozisyonla ilgili bir kimse şey söyleyebilir miyim? Ben şu pozisyonla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ben kaleci Fabri'nin... Yapmadı Fabri. Ben, sen öyle ben hocam öyle ben Tosic foul'u yaptıktan sonra bak çektikten sonra Gomis düşmüyor. Ayakta kalıyor. Devam ediyor. Ve kaleciyi çalımlıyor zaten. Abi. Çalımlarken... İstese vermez. Çalımlarken... Abucu. Bak çalımlarken Fabri üstüne doğru yıkılıyor. Ben sanki kırmızıyı yanlış gösterdi diye düşünüyorum. Abi ya Sinan çok garip bir dünya. Fabri'yi atmasını sizden şunu beklerim. Bakın ben öyle yani. Bakın sizden neyi beklerim? Evet neyi beklerim? Çünkü hocam burada düşse Fabri'ye nasıl söyle hocam. Olacak? Arkadaşlar. Söyle hocam. Sevgili Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerliler, Trabzonlular bütün Türkiye'ye sesleniyor. Evet. Ben geçen sene evvelki sene Beşiktaş'ın şaşalı yıllarında Beşiktaş zaman zaman hakemlerle kazandığını söylediğim vakit başta Sinan Engin ve Ertem Şener benim ağzıma. Ertem'i karıştırma. Bir dakika. Ertem ağzıma üst tüpü beni sıkmadıkları. Karıştırmadıkları. Beni konuşturtmadılar. Bu akşam Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu akşam faturayı hakemlere yıkmak istiyor. Ben buna izin veremem. Ben hakemlere sevgili Galatasaraylılar. Ben hakemlere falan bakın itmiyorum hiçbir şey de yapmıyorum. Hakemlerle bak 11'e 11 Beşiktaş'ın yenme ihtimali bugünkü oyunda sıfır. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben Belanda'nın pozisyonu göstermediği çift sarılar var. Atmadı. Ben bunları söylüyorum bu Fırat'ın. Ben bu Fıratlardan falan dünkü Cüneyt Çakırlardan falan yeter abi. Bunların idare etmelerinden ben bıktım arkadaş ya. Galatasaray'ın da burada çok haklarını biz savunduk. Galatasaray. İşte Türkiye. Galatasaray hak etmiştir. İşte Türkiye. Galatasaray %75'e 80'e de bitirmiştir işi. Ben kaç hafta önce Abdurrahim Albayrak'ı gördüğümde de söyledim. Ah geldi. Dünyaca ünlü eski bir hakemden mesaj geldi. Şu anda bizi seyrediyor. Kimmiş o? Correct decision.
Bana bizim seyretmiş. Correct decision ne demek? Doğru karar. Doğru karar. Şey for. Yok yok şimdi değil. For Belanda. Ya Belanda'yı yanlış yazmış ama yani. Belanda'nın hareketi için. Kim düşeceğim o ya? Correct efendim. Kim o kim İsmi, o? Sen ismini ver ben de vereyim. He? Sen ismini ver ben de vereyim. Benim bu ismini? He. 5 numara. İsmi vermedin. Ben de vermeyeceğim o zaman. Dünyaca ünlü. Correct decision dedim dünyaca. Benden doğru ünlü. Doğru karar dediğine göre. Benden ünlü değil hocam. Yellow card. Yellow card. Correct decision. Bak hocam, tekrar geldi. Bak Ertemciğim. Sabahtan akşama bak, kadar bunu tartışırım. Gördün mü? Kralıyla tartışırım. Ne yazıyor? Bakın. Aynen öyle hocam. Evet. Doğru. Bu geç o. Ama seni Colin'e mi arkadaşım? Bana ne Colin'e? Colin'e mi attın videoyu? Ben Colin'e falan neyse, demiyorum ben. Gördüm. Ben, Colin'e yazıyor orada. Hocam. Colin'e ben Colin'e falan da. Kodu vardır. Ben yazarım. Sinancığım şöyle bir şey var. Şimdi.